Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek ve hemen aynı gün Satürn Balık burcundaki yolculuğuna başlıyor. Venüs 16 Mart'ta Boğa burcuna geçecek. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğuyor. 23 Mart'ta Plüto Kova burcunda ilerlemeye başlayacak ve 25 Mart'ta Mars Yengeç burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Merkür ayın 20'sine kadar, 19-20'sine kadar Balık burcunda olacağı için sevgili aslanlar, ayın ilk iki haftasında ilginiz, alakanız hem ruhsal konulara, maneviyata biraz daha odaklanırken bir yandan da parasal konularda, borç alacak konuları, hisseli paralar gibi alanlarda, banka işleri, kredi işleri, sigorta, vergi işleri gibi buralarda biraz daha ilginiz olabilir, mücadeleniz olabilir. Zihninizi bu konular meşgul edebilir. İşte muhasebe işleriniz var, hesap işleriniz var. Zaten 7 Mart'ta Başak Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Para evinizde meydana gelecek bu dolunay. Hani maddi durumunuzla ilgili bir şeylerle yüzleşmeniz, bazı beklentilerinizin sonuç vermesi, en azından hani maddi anlamda içinde bulunduğunuz şartların daha gerçekçi bir şekilde görünür hale gelmesi mümkün. Zaten Başak muhasebe burcu. Gelir gider dengeniz, bütçeniz, işte gelirleriniz, giderleriniz, masraflarınız, harcamalarınız, ihtiyaçlarınız, hani bunları şöyle bir gözden geçirme dönemindesiniz. İş hayatınızda kazançlarınızı arttırmak adına çalışmalarınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili bazı girişimleriniz veya düzenlemeleriniz de olabilir. Bu Başak Dolunay iş konusunda size bir etki getirebilir, çalışma konularında. Aynı zamanda bazı masraflarınızı tabii gözden geçirebilirsiniz. Bazı gereksizleri ayıklayabilirsiniz örneğin. Beklenmedik masraflar da çıkarabilir bu Dolunay. İş için, eğitim için, sağlık için bazı masrafların gündeme gelmesi de mümkündür tabii ki. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, Başak, Balık, İkizler ya da Yay burçlarında 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim tesirler sizin için önemli olacaktır. Dolunay tesirleri ayın 20'sine kadar olan süreçte etkili olabilir. Bunlar gündemde kalabilir. Hemen Dolunay'ı takip eden saatlerde Satürn Balık burcuna geçecek. Bu tabii önemli bir transit ve uzun süreli bir transit. Sadece bu ayla sınırlı değil. Kişisel olduğu kadar toplumsal, kolektife yayılan etkileri var. 8. evinizde olacak Satürn. 2026'nın 13 Şubat'ına kadar, bakın 3 yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Hem Satürn'ün Balık burcundaki genel tesirlerini anlattım, hem de burcunuza olan tesirlerinden bahsettim. Demet Bağtacı YouTube kanalında Satürn Balık burcunda videomuzu lütfen izleyiniz. Evet, ve ayın 19'unda 20'sinde artık Merkür, ardından Güneş Koç burcuna geçecek. İlkbahar ekinoksu 20'sinden itibaren bize enerjimizi de güçlendirecek. Biraz daha böyle yaşam coşkumuzun, enerjimizin arttığı bir süreçte olacağız. Hemen öncesinde Venüs de Boğa burcuna geçecek. Yaşamdan biraz daha keyif almak istiyoruz. Kişisel konforumuzda arayışlarımız biraz böyle zevkler, kişisel keyifler, işte ilişkiler, aşk, sevgi, güven, maddi anlamda yine arayışlarımız burada öne çıkabilir ki sizin için iş, kariyer, çalışma hayatınızda ayın 16'sından sonra Venüs'ün burada daha yardımcı olabileceğini, daha iyi etkiler getirebileceğini bekleyebiliriz. 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor, 9. evinizde. Bu yeni ay sizin cesaretinizi artıran bir yeni ay. 0 derecede olacak. 0 derece zaten yeni bir sıfır başlangıç gibi, yeni bir başlangıç derecesi. Özellikle yurt dışı, uluslararası konular, yabancılarla ilgili konuların temaları öne çıktığı bir dönem. Bu yeni ayda bir seyahat organize etmeniz, yolculuklara çıkmanız, yurt dışı ile ilgili konularda bir seyahat organizasyonları, işte pasaport, vize gibi bazı işlemlerinizi başlatmak mümkün. Bununla birlikte işte eğitim konuları, üniversite eğitimi gibi akademik çalışmalarınız ve benzeri alanlarda bazı adımlar, açılımlar olabilir. Mahkemeler, davalar, hak arayışlarınızla ilgili bazı girişimleriniz olabilir. Düşüncelerinizde, fikirlerinizde, inançlarınızda yenilikler olabilir. Yeni bilgiler öğrenmek, sizi kültürel anlamda, felsefi anlamda geliştirebilecek konular veya kişilerin karşınıza çıkması,
Bunlar da mümkün tabii ki. Yani hem dışsal anlamda seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir, hem de içsel anlamda gelişimleriniz olabilir sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarımız daha fazla etkileniyor. 0 derece ve yakınlarında Koç, Terazi, Oğlak ya da Yengeç burçlarında gezegenleri olanlar bu yeni aydan tesir bakımından daha fazla etki alacaklar. Ateş burçlarımız için olumlu bir yeni ay. Hem Merkür'den hem Güneş'ten güzel bir etki alıyorsunuz sevgili aslanlar. Özellikle Güneşiniz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu yeni ayın sizi daha fazla cesaret vermesini, motive etmesini, yeni fırsatlar karşınıza çıkarmasını, hayatınıza heyecan getirmesini de bekleyebiliriz. 23 Mart itibariyle Plüto artık Kova burcuna geçecek. Evet, bu da çok önemli, kolektife etkileyen bir tesir. Uzun süreli ağır bir etki tabii ki. 20 yıl, 2044'e kadar Plüto Kova burcunda kalacak. Bu yıl sadece kısa bir süre, şöyle 11 Haziran'a kadar 0 derece Kova burcuna merhaba diyor. Aslında genelde kolektif alanı bir takip etmekte fayda var. Çünkü ilk işaretlerini verebilir. Yani önümüzdeki 20 yıllık süreçte nelerle karşılaşacağımıza dair bazı işaretler verebilir. Toplumsal anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda insanlığı etkileyecek önemli bir transitten bahsediyoruz. Kişisel olarak da haritalarımızda tabii ki etkileri olacaktır. Haritalarımızın yapısına göre aslanlar için aslında önemli bir transit. Çünkü tam karşıt burcunuz Kova'da olacak. Yani Plüto ilişkilerinizi dönüştürecek. İlişkilerle birlikte hayatınızı dönüştürecek. İlişkilerinizde güçle ilgili daha fazla belki baskı, biraz burada sınamalar altında olabilirsiniz. Güçlü bir transit, önemli bir transit. Ve bununla ilgili de detaylı bir video hazırlayacağım. Demet Bahtaç'ı YouTube kanalında izleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Ve ayın 25'inde enerji gezegenimiz Mars uzun süredir bulunduğu İkizler Burcu'ndan ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. 1,5-2 ay Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Bu durum sizin 12. evinizde olacak. Biraz dikkat etmek lazım. Mars Yengeç'ti çünkü duygusal ve dürtüsel çalışır ve 12. evde gizli olan, biraz hani kontrol dışı bir alan. Dolayısıyla bilinçaltınızın zaman zaman sizi zorlayacağı, biraz ruhsal anlamda sıkıntılar yaratabileceği bir süreç burası. Hani bilinçaltınızda tuttuğunuz duygular, düşünceler, özellikle Nisan ayında bunu daha çok hissedebilirsiniz. Biraz sıkıntı yaratabilir. Güvenlik alanlarına da daha özen göstermeniz lazım. İş ortamınızda da ilişkilerinize dikkat etmeniz lazım. Gizli sırlar, gizli düşmanlıklar, biraz arka planda olup biten işler anlamında Mars'ın burada çok tekin olmayacağını, çok güven vermeyeceğini söyleyebilirim. Ama tabii ki herkesin kişisel haritalarına göre değişir bu. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa Mars'ın bu transiti sizi biraz daha zaman zaman zorlayabilir bu önümüzdeki 1,5 aylık süreç içerisinde. Evet, genel olarak aslında Mart ayı sizin için yeni planlar, yeni hedefler getiren, enerjinizi özellikle zihinsel enerjinizi arttıran, yeni şeyler öğrenmek konusunda merakınızı ve hevesinizi, motivasyonunuzu arttıran önemli bir ay. Kariyer konularında da önemli destekler alabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.